Çiçekleri sulamaya hemen başlıyoruz. Annenize, eşinize ya da kız arkadaşınıza biraz farklı bir hediye hazırlamak ister misiniz? Annem için hazırladığım bu hediyenin bütün detaylarını, kodlarını, şemalarını, nasıl yapıldığını bu videoda paylaştım. Bu videoyu izleyerek sen de buna benzer bir hediye hazırlayabilirsin. Şimdi hemen projeye başlıyoruz. Saksıyı birleştirdim. Şimdi kullanacağımız ana malzemeleri görelim. Videonun başındaki seslendirmeler için 2 ve 5 yaşındaki yeğenlerim Elif ve Alperen'e teşekkür ederim. Şimdi projemize ses katacak DF Player Mini modülünü bağlayarak devam ediyorum. Biliyorum bu toprak nem sensörleri çok dayanıksızlar. Birkaç hafta içerisinde çürüyorlar ve kullanılmaz hale geliyorlar. Ama videonun ilerleyen kısımlarında bu sensörleri uzun süre kullanılacak hale nasıl getirileceğini de göstereceğim. Toprak nem sensörünün bağlantılarıyla devam ediyorum. Kanalımda 2 yıl önce yayınladığım başka bir çiçek sulama projesi var. Bu projede aynı dalgıç pompayı L293D entegresiyle sürmüştüm. Bu sefer röle kullandım çünkü o projede gelen yorumlar arasında ben daha büyük bir motor kullanacağım, daha büyük bir pompa kullanacağım, bağlantıyı nasıl değiştirmem lazım diye çok fazla soru aldığım için bu videoda röle kullandım. Aynı kodları kullanarak, aynı bağlantıları yaparak çok daha büyük 220 voltluk motorları da sürebilirsiniz. Şimdi röle bağlantılarıyla devam ediyorum. Projeye olabildiğince minimalist yaklaşmaya çalıştım. O yüzden bu ufak bardağı kullandım. Ama dalgıç pompam bu bardağın içerisine çok zor sığıyor. Onun için ufak tefek değişiklikler yapacağım. Dot matrisleri çok seviyorum çünkü hem ucuzlar hem de emojileri, duyguları ifade etmek için çok uygunlar. Yıllar önce yaptığım şu projede de Arduino Pro Mini ile dot matris modülü kullanmıştım. Şimdi dot matris modülünün kablolarını görünmez hale getiriyorum. Şu ana kadar yaptıklarımı birleştirmeye başlıyorum.
Daha önceki videolar için ürettirdiğim şu devre kartları gibi bu devreyi de PCBWay'de ürettirerek devredeki karmaşıklığı azaltabilirim. Eğer çok talep gelirse devre kartını tasarlayıp PCBWay'den sipariş verip çekilişte dağıtabilirim. Yorum yaparak tüm taleplerini bana iletebilirsin. Projelerime karar verirken sizlerden gelen taleplere çok fazla dikkate alıyorum. Bundan birkaç hafta önce sosyal medya hesaplarımdan bir çiçek fotoğrafı paylaşmıştım. Gelecek videoda bu çiçekle ne yapmamı istersiniz diye bir soru yöneltmiştim sizlere. Bir sürü yorum aldım, bir sürü mesaj aldım. Önerileriniz için çok teşekkür ederim. Özellikle Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden sevgili Burak Gümüş'ün "Abi çiçek konuşsun" yorumunu çok beğendim ve çiçeği konuşturmaya karar verdim. Bunun için elimde bulunan atık hoparlörlerden bir tanesini kullanacağım. Daha önceki çiçek sulama projemde kullandığım dalgıç pompanın aynısını kullanacağımı söylemiştim. Ama orada yaşadığımız bir problem vardı. Bu dalgıç pompaya hortum bulmakta insanlar zorlanıyordu. Bu videoda da aynı sıkıntıyı yaşamayalım diye hem hortumu hem de pompanın girişini kumpasla ölçtüm ve bütün ürünlerin linklerini de açıklamalar kısmına ekledim. Projemize ses eklemek için dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Örneğin SD kartımızın FAT16 ya da FAT32 formatında olması lazım. Bu sesleri kaydetmek ise oldukça kolay. Cep telefonu ya da bilgisayar kullanarak bu sesleri kaydedebiliriz. Dosyaların MP3 formatında olduğundan ve biraz sonra göreceğiniz şekilde isimlendirildiğinden emin olun yeter. Projemde kullanacağım seslendirmeler için Hande'ye teşekkür ederim. Arduino, beni suladığın için çok teşekkür ederim. Projelerimde atık malzemeler kullanmayı çok seviyorum. Bu yüzden eski dizüstü bilgisayar bataryalarından söktüğüm pilleri kullanacağım. Bunun yerine adaptör de kullanılabilir. 5 voltluk adaptör ya da 7 volt 12 volt arası gerilim veren herhangi bir adaptörü kullanabiliriz. Ben projeyi anahtarla çalıştırmak yerine adaptör ucunu sokup çıkararak çalıştırmayı tercih ettim. Tabii ki anahtar bağlayıp Arduino'nun voltaj in girişinden de bu elektriği verebiliriz. Burası biraz karışık gelebilir ama üçlü pil yuvasını ikili ve birli olarak ayırmaktan başka bir şey yapmıyorum.
Lityum şarj modüllerinin fiyatları oldukça uygun. O yüzden projelerimde bunları kullanmaktan çekinmiyorum. Birli olan pil yuvasına lityum polimer şarj devresi bağlıyorum. Şimdi yazılım zamanı. USB kablomuzu bilgisayarımıza ve Arduino'muza takıyoruz. LED kontrol kütüphanesini kullandım. Dot matrisi kontrol etmek için A2, A3, A4 pinlerine bağladım. Burada tek tek byte array'lerle her bir ifadeyi göstermemiz gerekiyor. Mesela bu göz kırpma ifadesi. Burada üzgün ifadesi var, mutlu ifadesi var, bir sürü ifade var. Burada bazı değişkenler var. DF Player Mini için DF Player Mini hash kütüphanesini kullanıyorum. Software Serial kütüphanesini kullanıyorum. Yazılımı açıklamalar kısmında paylaştım. İsteyen oradan alıp kontrol edebilir. Şimdi yükleme tuşuna basıyorum. Yükleme tamamlandı. Dot matriste gösterilecek simgeleri tamamen manuel bir şekilde elimizde tek tek buradaki hangi noktanın yanıp söneceğini elimizde öncelikle çiziyoruz. Daha sonrasında bunu yazılıma aktarıyoruz. Elektronik projelerimiz ve su bir araya geldiği zaman istenmeyen bazı durumlar oluşabiliyor. Devrelerimiz paslanabiliyor, çürüyebiliyor ama bunu engellemenin çok basit bir yöntemi var. Şeffaf oje. Genellikle her evde bulunur. Evinde bulunmayanlar da 5 lira gibi bir ücrete bunu temin edebilirler. Şeffaf oje ile elektronik devrelerimizi kapladığımızda gayet güzel bir şekilde suya karşı dayanıklılık gösteriyorlar. Çiçek karanlıkta güzel gözüksün diye şeritle tekliyorum. Şerit ledi saksının içine koyacağımız için tabii ki nem alacaktır. O yüzden dış cephe için üretilmiş su geçirmez şerit led kullanmakta fayda var. Şimdi bu dağınıklığı biraz giderelim ve malzemeleri biraz toparlayalım. Nem sensörünü dayanıklı hale getirmek için paslanmaz çelik, çivi ya da vida kullanabiliriz. Ya da ben bununla uğraşmak istemiyorum diyorsan, biraz önce fotoğrafta görünen, kapasitif olarak çalışan toprak nem sensörlerini kullanabilirsin. Şimdi saksıya toprak doldurarak devam ediyorum. Şimdi test zamanı. Çiçeğin hangi durumlarda nasıl tepki verdiğini görmek için sadece test yazılımı yüklüyorum. Ağlayacağım ama. Çok susadım. Arduino, beni suladığın için çok teşekkür ederim. Test yazılımıyla çiçeğimizin hangi durumlarda nasıl tepki verdiğini gördük. Şimdi gerçek yazılımı çalıştırmadan önce söylemek istediğim bir şey var. Bu tip videoların çekimi, üretimi, yapımı çok fazla vakit alıyor ve çok fazla motivasyona ihtiyacım oluyor. Eğer gelecek videolarda bana motivasyon anlamında destek olmak istiyorsan kanalıma abone olup zil ikonuna tıklayabilirsin. Şimdi gerçek yazılımı çalıştıralım ve çiçeğimizin nasıl sulandığını görelim.
Bu projeyle alakalı ya da alakasız bütün soruları yorum yaparak bana iletebilirsin ve bütün sorularını yanıtlayacağımdan da emin olabilirsin. Şimdi sizleri Türk Düğünoğlu Çiçek Sulama Projesi ile baş başa bırakıyorum. Haftaya yepyeni bir projede görüşmek üzere. Teşekkür ederim.